Merhaba arkadaşlar. Bugün bir yuvarlak kutu yapımı göreceğiz. Biri daha küçük, biri daha büyük. İki yuvarlak kesiyoruz istediğimiz boyutlarda. Küçük olan kutunun, büyük olan kapağın yuvarlağı olacak. Büyük olana daha ince bir şerit, kutu olana istediğiniz yükseklikte daha kalın bir şerit hazırlıyoruz. Ve yuvarlakların ölçüsünü alarak önce küçük olanı alalım, kutuyu yapalım. Yuvarlağın etrafından ölçüsünü alıyoruz. Sıkıştırıp iyice kenarlarını oturtup gördüğünüz şekilde kalemle işaretliyoruz. Fazlalık yeri kesiyoruz. Ben önce yapacağım ilk yapıştırmayı kağıt bantla yapıyorum. Daha sonra ölçüsünü aldığımız şeridi, kutu olacak şeridi tam yan yana eşit şekilde duracak gibi birleştiriyoruz kağıt bantla. Yapıştırırken dikkat edin, tam birbirini karşılasın. Gerdirerek bantları iyice yedirin. Ve kutumuz hemen hemen hazır. Yuvarlağını yaptığımız bu çemberin içine oturtuyoruz. Birbirlerine uyup uymadıklarını kontrol ediyoruz. Gayet güzel uydu. Şimdi bu ikisini birbirine yapıştıracağız. Ama kapağı da aynı işlemi yapacağız. Şimdi kontrollerimizi yaptık. Gayet güzel oturdu. Şimdi kutuyu bir kenara bırakıp kapak kısmına geçelim. Daha büyük bir yuvarlak. Gene aynı şekilde daha ince olan şeritle tam ölçüsünü alıp kurşun kalemle işaretliyoruz ve keserek fazlalığını alıyoruz. Gene kağıt bant kullanarak ilk yapıştırma işlemini yapıyoruz. Daha sonra tutkallanacağı ve üzeri kaplanacağı için daha farklı bir işlem yapmıyoruz. Zaten yeteri kadar sağlam olacak kutu bitiminde. Gene aynı şekilde tam karşılayacak gibi bandı gerdirerek iyice yapışmasını sağlıyoruz. Ve kapağımız da neredeyse hazır olmak üzere. Evet, ölçüsüne bakıyoruz. Tam içine oturuyor. Evet, gayet güzel oldu. Tabii sabitlenince daha iyi olacak. Kutuyla kapağı bir kontrol ediyoruz. Biraz büyük ama kumaşla, kağıtla kaplanacağı için bu büyüklük sonradan kalmayacak. Evet, kutumuz hazır. Şimdi bu çemberlerle yuvarlakları birbirine yapıştırmamız gerekiyor. Ben bu tür işlerde beyaz tutkal kullanıyorum.
yuvarlağın, benimkinin ağzı biraz kalın olduğu için tam köşesine gelecek şekilde süremiyorum. Kutu çemberin içindeyken de yapıştırılabilir. Ama ben böyle daha kolay olacağını düşündüm. Etrafına yapıştırıcıyı sürdüm. Sürüyorum. Ve o yapışkanlı haliyle tutkal zaten kağıdı çok güzel yapıştırıyor. Çemberin içine koyacağım birazdan. Evet, biraz kirli bir iş ama tutkal suyla çok çabuk yıkanabilen bir yapıştırıcı. Çok fazla dert etmiyorum. Evet, çemberin içine yerleştirdim. Kenarlardakileri sıyırdım. O da kutuya daha bir sertlik verir kuruyunca. Dış yüzeyini sıyırdım kabarıklık olmasın diye. Şimdi aynı uygulamayı kutu için yapacağız. Tutkalımızı sürdük. Kutunun içine yerleştiriyoruz tabanını. Etrafa bulanan tutkal parçalarını düzeltiyoruz. Sıyırdık, düzleştirdik. Tutkal kurudu mu sertlik olur çünkü. Evet. Şu anda kutularımız hazır. Kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra bu kutuları renkli kağıtlarla, peçetelerle, her türlü kumaşla, gerekirse elyaf, sünger parçaları koyup daha kabarık olmasını sağlayarak hayal gücünüze göre bu kutuları istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yapanlara kolay gelsin. Hepinize iyi günler diliyorum. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın.